Merhabalar. Hoş geldin Gözde. Hoş bulduk. İlk defa sunumda görüyoruz seni. Evet. Ben geldiğimden beri. Evet. Neredeyse 3 senedir yani. Belki 3.'dür bu. Öyle mi? Hiç çıkmıyorsun. Evet. Ben pek yani biraz çekiniyorum. Korkuyor musun seyirciden? Evet. Sunum da bambaşka değil mi? Oyunculuğun dışında. Ya sunum bambaşka. Böyle birebir teke tek sahnedesin falan böyle biraz şeyim. Peki güzel bir soru varsa skeçle ilgili interaktif yapılıyor. Çok eğlenceli oluyor. Tamam. Bugün seyircimiz acayip katılımcı. Ne skeç neyi soruyor bize? Sorusu ne skeç? Tam sürprizini söylemeyeyim ama şunu anlatıyor. Komadan uyanan bir adamın hikayesini anlatıyor. Komadan uyanan bir adamın hikayesi. Evet. Ne kadar kalmış komada? Onu söylemeyeyim. Yani bilmiyoruz, tamam. Bilmiyoruz ama mesela komadan uyansanız neyi merak ederdiniz? Bir dakika bak şimdi komadan uyandın. Yıllarca komada kaldın, uyandın. Ne sorardınız ilk? İlk sorum annem nerede? Annem nerede? Güzel. Siz? Yani benle aynı yaşta olanların şimdiki durumunu görmek isterdim herhalde. Ben genç seninle aynı yaşta olanların şimdiki durumu. Ben genç. Abi bu nüfus müdürlüğü tadı. Yok ben genç kalacağım ya. Onlar yaşlanacak. Sen onlarla genç mi kalacaksın? Sen nasıl bir koma hayal ettin abi? Dondurulmuş bir sen koma. Sen de kendini dondurmuş gibi hallettin. Ha. Olur tamam demek ki öyle. O da iyi bir skeçmiş bu arada. Bu da güzel bir skeç. Buyurun. Ben yanıma kimin geldiğini sorardım. Komadayken yanımda kimi vardı onu merak ettim. Hesap tutmaya. Beni kim merak kim etti? Kim geldi, kim delikanlı bilelim. Çok güzel. Bir de arkaya bir tane mikrofon alalım. Abi siz ne yapardınız? Komadaydınız, uyandınız. İlk ne sorarsınız? Neredeydin? Çok mantıklı. Bence ilk soru neredeydim? Çok güzelmiş. Bakalım skeçte neler olacak Gözde? Ne soracaklar? Kim evet. yazdı? Engin ve Begüm yazdı. Yoğun bakım latifesi geliyor. İyi seyirler. Bravo. Abi sen bunu ne halde buldun ya? Of sorma ya. Şimdi biliyorsun ben kadrolu kapıcı olduğum için. Apartmanı temizlerken bunu apartmanın girişinde buldum. Yalan yok başta vallahi ölü sandım. Aklım gitti ya. Ben böyle nabız falan da anlamam. Nefesini dinliyorum bir şey yok. Dedim ki kapıcı, isim vermedim kendime. Dedim ki kapıcı, çakmağı bunun burnuna tut. Nefes verirse o titreşir dedim. Bunun nefes vermesiyle pat bir ateş geldi. Benim kaçmaş gitti. Yani bunu illa böyle komalık olana kadar içecek ya. Ben artık yeter yani. Ya tamam midesini temizledik zaten. Birazdan da uyandıracağım. Ben ilgileniyorum. Tolga rahat ol. Ya ne midesini temizledik yıkadık Ümit? Allah'ını seversen her hafta araba yıkar gibi adamın midesini yıkıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Engin planı devreye sokuyoruz kardeş. Sokalım kardeş. Herkes geldi değil mi? Herkes geldi. Dışarıda bekliyorlar. Haber ver abi. Haber ver. Ne planı ya? Ne yapacaksınız? Biz buna diyeceğiz ki, sen 2 senedir komadasın diyeceğiz. Anam. Aynen öyle. Sen komadayken neler oldu, neler bitti? Her şeyi hazırladık. Büyük oyun oynayacağız bu çok sefer ya. Çok güzel ya. Ya lütfen ben de hasta bakıcı olayım. Bak ben ilkokulda tiyatro yapmıştım. Ben de olayım mı? Hasta bakıcı olayım. Abi senin kapıcı olduğunu biliyor ya. Ya oğlum o da sorun mu lan? Kapıcı bıyığımı çıkarır, hasta bakıcı bıyığımı takar. Olmaz mı? Sen cebinde bıyık mı taşıyorsun? He? Allah Allah. Sen hasta bakıcı değil, hasta kapıcısın. Hadi abi. Hadi abi. O zaman Tolgacığım şey mi yapsak? Ben doktor olsam, oğlum 36 bölüm Hekimoğlu izledim. Bütün bölümlere hakimim. Ya dizi bölümü izleyerek doktor mu olunur? Ya hastane bölümü izledim. Dizi bölümü değil ya. Nöroloji, mitoloji, ürcürcü, ürcürcü. Hadi abi, hadi. Oğlum vallahi çok iyi doktor yaparım. Hadi ya. Abi. Şu şeyi de yap. Hard diski de tak haberler için falan. Oradan aşağı gösteririz. Yeter ya. Ben bıktım bu adamın ya. Şunu bir uyandır Ümit gözünü seveyim. Ya hadi. Ben uyandıracağım zaten de. Ben doktorum abi. Saçmalarım ya. Oyuncu değilim ki. Ya tamam. Çalıştığımız gibi bir iki bir şey söyleyeceksin. Durumu anlatacaksın. Gideceksin hadi. Tamam ya. Hadi gerisi bizde. Hadi bakalım. Geliyorum. Tamam. Korona da yavrum korona, gel sarılayım boynuna. Seni Allahsız Çin'de yerir mi hiç yarasa? Daha hala pilot benim kafa. Hakan! Hakan! Kardeşim uyandın, kendine geldin. Kendine geldin kardeşim Hakan. Ne oldu ya, neredeyim ben? Hacı Adem Florence Berigel Hastanesi'ndeyiz kardeşim. Kardeşim sen 2 yıldır komadasın. Biz neredeyse senin fişini çekecektik ki sen uyandın.
Vallahi mi? Evet. Tamam, ben doktorum. Ben doktorum. Hemen, hemen ilgileniyorum hemen şimdi. Işığı takip eder misiniz? Evet. Tamam, göz bebekleri tepki veriyor. Bu kaç? Bir. Hala yiyor. Okay yamaçta gombamba. Ne diyor? Kimse bilmiyor. Bu devran dönmez artık. Hatırlıyor, hala hatırlıyor. Tamam, hayat verilir, normal, süper. Süper. Abi, biri bana anlatabilir mi? Ne oluyor ya? Doktor hanım, bir anlatabilir misiniz? Tabii. Öncelikle aramıza hoş geldiniz. Ben kadın doktorunuz Ümit. Kadın doktorumun ne ameliyat oldum lan ben? Her şey. Öyle değil, öyle değil. şöyle ki kadınım doktorum Ümit olunca kafa karıştı. Gerçi beni gördünüz, saçma. Neyse. He. İki yıldır komadaydınız. Buraya getirildiğinizde yani o kadar kötü durumdaydınız ki yani o ana sonu çok zor temizledik. Yani düşünün sıfır etil negatifti kanınız. Yani öyle götürdünüz. Temizle temizle iki yıl geçti. En son ne hatırlıyorsunuz? Vallahi biz arkadaşlarla en son fasıldaydık. Ondan sonra... Yok değil mi? Yok. Siz de az anasonun gözü değil misiniz? geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ben sizi yalnız bırakayım. Abi ne oldu ya? Ne oldu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ah Hakan, ah kardeşim. Sen komadayken neler olmadı ki? Neler oldu ya? Sedef nerede? Sedef, maalesef kaybettik. Nasıl? Öldü mü? Hayır. Sen kaybettin, Erdem kazandı. O ne demek lan? Sen iki yıl komadayken uyanmayınca kankana verdi. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Ya babası kızı kankana verdi yani. Onu diyorum ya. Nasıl Erdem'e olur verdi. Ya? Nasıl olur ya? Erdem sümsüne nasıl gider ya? Peki annemler, babamlar? Annemler... Uyuyorlar mı? Hayır kardeşim, maalesef öldüler. Ne diyorsun ya? Başımız sağ olsun kardeşim. Allah onlardan alıp sana verdi. O ne demek abi? Miras ya. Küçük Kumla'daki yazlığı sana bıraktılar. Anahtar ben de vereceğim sana son. Vallahi başımız sağ olsun. Çok şükür yani. Ölen de ölünmüyor tabii. Yani. Evet. Kardeşim neyse ki Semenlerin burada. Yanında. Dur çağırayım gelsin. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Buyurun Murat Bey, buyurun. Hakan'cığım geçmiş olsun canım. Aa patronum. Murat Bey hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, işe de geç kaldım iki yıl kadar. Lafı mı olur canım? Ben ama hiç merak etmeyin. Hemen yarın işe başlarım ben. Olur böyle şey canım. Nasıl yani ya? Neden olmasın? Yerine aldığımız arkadaşa sorun olur canım. Allah Allah. Beni kovdunuz mu yani? Tabii ki canım. İşsiz mi kaldım? Evet, geçmiş olsun canım. Alo? Yoldayım canım. Yoldayım canım. Evet. Tamam canım, tamam. Hadi. Öptüm ya seni canım. Adam canım diye canımı okudu gitti. İşsiz de kaldım şimdi. Tamam, bozma moralini ya. Abi nasıl bozmayayım ya? İki yıl uyuyakalmışım. Anam babam gitmiş. Burada iş gitti. Ne yapacağım ya ben şimdi? Var. Daha gelecekler var. Bakayım. Bir şey yapsın. Gel. Gelin. Erdem, Sedef. Ne yüzle geldiniz? Ya oğlum sen benim en yakın arkadaşım değil misin? Tabii ki geleceğim. Niye gelmeyeyim ya? Oğlum madem en yakın arkadaşısın, yapılır mı lan bu? Oğlum sen demedin mi? Ben yoksam Sedef sana emanet demedin mi? Ha? Yabancıya mı gitseydi yani kız? Ben tamamen seni düşündüğümden kanka. Oğlum o laftan bu sonuç mu çıkar? Hadi bu şerefsiz. Sen hiç mi utanmadın bunu yapmaya? Ama canım benim, sen demedin mi ben senin için neysem Erdem'de o diye? Ya buradan bu mu çıkar ya? Allah Allah. Tüh sana pezevenk. Ha kanka sen demedin mi? Arkadaşın pezevenkidir diye. Oğlum iyi ki bir iki yıl komaya girdik ya. Arkamdan cümbüşe çevirmişsiniz. Ama canım benim sen dedin ki ay ya cümbüş yap demişler. Kalkmış kırk dükkan yıkmış dedin. Ben bunları mı dedim ya? Ya hatta dedin ki deli kıza cilve yap demişler. Kalkmış halıya sıçmış dedin. Hala devam ediyor lan. Yürü. Çıkın buradan. Defolun. Ya ama günü benim sen dedin ya gidenin arkasından beddua etme. Üç küfür bir tükür bir şükür yeter diye demedin mi? Ya hala konuşuyorlar ya. Çıksanıza abicim ya. Allah ya. Bence gayet normal ya. Hadi çık. Abi ne? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya elin gavuru aşkla kanseri yeniyor. Bunlar beni kanser ediyor abi. Her şeyimi kaybetmişim ya. Nasıl bir hayat bu ya? Daha ne olabilir ya? Dünya çok değişti. Dünya çok değişti Hakan. Şu haberleri bir açsana Engin. Heh, açayım. En azından bir haber olsun, bir şey olsun. Şu haberleri bir aç. Heh. Çip! Aya dediler, gidemezsiniz dediler, asla çıkamazsınız dediler. Kim dedi amca? Dış minnaklar dedi. Orada dediler, aç kalırsınız dediler, oksijen yok dediler, tarım yapamazsınız dediler. Peki yapabildiniz mi tarım? Yapamadım. Çünkü yer çekimi yok, ne eksek havaya karışıyor.
Hepsi ama çok güzel yerleştik oraya. Amam oğlu rezidans Moonlight konutları diktik. Bekliyor herkesi. Aman oğlu rezidans Moonlight konutları. Hı. Ayda bir ödeniyor bunun parası. Peki kaç ay? Ayda bir şey bir kere ödeniyor. Ayda bir kere ödeniyor. biraz sıkıntılı oldu ama bizim biraz şey yaptık galiba, orada bir yanlış yaptı. Sıkıntı olabilir. Zaten bu sıkıntılı günlerin... Peki amcacığım, ayda en çok tutulduğunuz şey neydi? Ayda en çok ben kraterlere tutuluyorum. Kız kara delik çekti kızı ya. Dur yakalayayım şunu, peşine gideyim. Bu George Clooney gibi gitti kız. Burayı niye kapattılar? Hıp! Gitti. Abi, aya mı gidildi? Aya gidildi kardeşim, gidildi. Vallahi herkes gitti, bir ben kaldım senin yanında. Vallahi mi ya? Teyzemler, halamlar, onlar da mı? Onlar da gitti. Koloni falan kurmuşlar orada. Vay arkadaş ya. Peki yurtta kalanlar? Kalanların hepsi Covid'le mücadele ediyor kardeşim. Oha, korona daha bitmedi mi? Maalesef. Bu kim ya? Bu yeni tip koronavirüsü kardeşim. ...56 kere mutasyona uğradı, en son bu hale geldi. Biz de şaşkınız. Vay arkadaş ya. Peki buradan vatandaşa ne demek istersiniz? Benden haz etmeyen karşıma çıkmasın arkadaş. Çıkmasın. Herkese bulaşırım. Çok tehlikeliyim. Gitmeye de hiç niyetim yok. Uzun süre daha buralardayım. Ayrıca maske falan da takmayın. Hepinizi tanıyorum. Neyse, buradan Almanya'daki, Fransa'daki, Brezilya'daki akrabalarıma selam olsun. Çoğalıyoruz, büyüyoruz. Çoğaldıkça büyüyoruz, büyüdükçe çoğalıyoruz. Bir şey oluyor şu an. Of ya, yine mutasyona uğradım. Abicim bu nasıl bir şey ya? Ben nasıl bir dünyaya uyandım ya? Kısa haber başlıklarıyla bültenimizi sonlandırıyoruz. Yeni normaller sonucu nesli tükenmekte olan evli çiftler Dünya Mürüvvet Örgütü tarafından korunma altına alındı. Pandemi sürecinde aynı çizgi filmi 856. defa izleyen iki çocuk annesi Z.A. yetkililere isyan etti. Okullar açılsın. Astral seyahatlere HES kodu zorunluluğu geldi. HES kodunu alamayan binlerce vatandaş bedenine geri dönemiyor. Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler yayından kaldırılıyor. Yerine İzzet Altınmeşe ile Benimle Oynama programı geliyor. İlk bölüm pazar 20'de Kanal D'de. Abi bariciğim o bitmesin. Bari o bitmesin. Ya oğlum zaten yalan haber ya. Çekemiyorlar. Yok öyle bir şey. Devam ediyorsun. Sıkıntı yok. Ben bitmişim ama ya. Benim hayatım bitmiş gerçekten ya. Ne yapacağım ben ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak hastaneye yattığın ilk günden bu yana seni hiç yalnız bırakmayan birisi var. Gerçekten mi? Evet. Kim? Hastane müdürü. Buyurun. Merhabalar. Hacı Adem Florens Berigel hastanemizin çok sevgili müşterisi. Aman çok sevgili misafiri. İyisiniz değil mi? Hiçbir sıkıntı kalmadı. İyiyim, çok şükür iyiyim. Size en iyi tedavileri uyguladık. Umarım iyi gelmiştir. Menümüzden geldiğince, elimizden geldiğince... Artık taburcu olabilirsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz bu tedavilerle alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum tabii, size. Tabii, buyurun, tabii. Çünkü iki yıldır bir ödeme almam gerekiyor. Hemen şöyle sayayım size. Girişte yapılan dahiliye muayene ücreti 250 lira. İdrar tahlili 240 lira. İdrar tahlili için 1,5 litre su içmişsiniz, o 45 lira. Çok iyiyim ya. Bir tane röntgen var, ona gerek yoktu ama biz çekmişiz, 500 lira. Abinizin 2 yıllık otopark ücreti var, 8700 lira. Yapacak bir şey yok. 467 adet etli wrap dürüm, 125 tane dörde bölünmüş kare tost and 112 tane de meyve suyu var, 4100 lira. Yuh! Yuh ya! Hastanede kim yedi abi bunları?
Ben yiyorum kanka ya. Niye? Hastane yemeklerini sevmiyorum ben. Belli, iyi ki sevmiyorsun ya. Allah evet, Allah. Kuver'le birlikte VIP yoğun bakım ünitesi, Tosun yanındaki patatesleri düştün, onlar bizden olsun. Sana toplam 132.745 kuruş. Ne diyorsunuz abi ya? 132.500 lira mı? Oha ya! Araba otoparkta değil mi? Evet. Tamam, o araba otoparkta kalsın. Üstünü bir şekilde tamamlayacağım ben. Ama bana bir panik atak geldi. Bir kalbim sıkıştı. Bir şey oldu ya. Doktor! Doktor! EKG falan çekmiyoruz değil mi? O zaman EKG'yi de yazıyorum. 4800 lira. Hayır, ne 4800'ü? Bir de onu mu geçeceksiniz ya? Allah Allah! Ya araba gitti. Sevgilim beni terk etti. Anam babam ölmüş. Hayatım bitmiş. Hala da geçirme peşindesiniz. Allah! Kardeşim. Oh, benim iyi misin? Gitti. Ya, ben iyi değilim ha. Hakan iyi misin? Yok, hiç iyi değilim. Doktor! 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 Test neden ki? Çekil test niye? Tamam. Tamam. Dayanın. Hadi Hakan. Tamam. Hakan hayır. Hayır seni koyma. Hakan. Ya sadece sinirim bozuldu ya. O kadar. Sinir. Bastır bastır. Dayan. Maalesef. Ne maalesef? Hastayı kaybettik. Hakan. Abi buradayım, buradayım. Ben borç ücreti yazıyorum 5000 lira, onu da ekleyeyim. Ne oluyor ya? Anne baba. Gel, gel, gel. Üzülme ben şimdi. Gel, gel, gel. Çok gencim baba, gelmeyeyim ya. Gel, gel, gel. Geldim babam, geldim. Lan eşşoğlu eşek. Yavukluğundan sonra mı geliyor anneni babanı hatırlama? Allah, bir dakika ya. Ölmedin. Aha. Ölmedin mi? Ölmediniz mi? Ölmedin, ölmedin. Biz de ölmedik. Komada falan da değilsin sen. Oğlum, benim gerizekalı oldum. İlk defa burada bir şey olmadı diye bir şey olmayacak mı zannediyorsun ya? Biz sana kaç kere yalvardık, kaç kere uyarmadık mı seni ha? Sen hiç kendinde mi düşünmüyorsun? Ya bizi, ya teyzeni, ya dayını, ya anneanneleri. Kız bizim tarafı niye saymadın? Neyse ne? Ya tamam ya, tamam. Vallahi hatamı anladım. Bir daha yapmayacağım. Vallahi billahi çok özür dilerim ya. Oğlum Erdem. Uy benim dersini aldı benim yavrum. Benim minik kelebeğim ya. Vallahi benim kınalık kuzum. Oy benim sarı başım. Oy benim mehtap kokum. Ay benim tedek kokulum ya. Hanım sen de bokunu çıkaran kadar sevdin çocuğum ya. Sağ ol annem. Tamam mısın? Oğlum Erdem. Heh. Öyle bir şey yok deme lan. Öyle ya, bir şey oğlum, yapmadınız. Oğlum olur mu öyle şey lan? Saçmalama oğlum. Sen bana demedin mi ayrıca? Hizmetçisiyle öpüşen bulaşını kendi yıkar diye. Tamam Erdem tamam. Seni ayrılma. Ayrılmadık. Şakayız yani. Ayrılmadık değil mi kız ha? Ya hayır tabii ki, şapşal mısın sen ya? Hem sen demedin mi canım benim eşek eşeği ödünç kaçır sıpa şehri boşa taşır diye? Ha. Abicim ne olur şu deyinleri bırakın, gözünüzü seveyim ya. Gel bir sarılayım kız sana. Açılın, ben doktorum. O kadar hızlı geldim ki kendimi dinlemem lazım. İçeride pavyon var ya. Kopuyorlar ya. Sizi bir dinleyeyim bakayım. Hasta mıyız? Evet. Tamam. Evet. Şey gördük. Hastamız nerede? İrfan abi ne yapıyorsun Allah aşkına? Söylediniz mi lan? Yani. Ayıp lan size. Oğlum ben o kadar hazırlandım. Ayıp size. Oğlum ben sadece kapıcı değilim. Daha bir sürü şeyim. Benim en büyük hayalim ünlü olmaktı. Televizyona çıkmaktı. Allah... Ana. Televizyona çıktım. Çok güzel hareket değil mi? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Kesinlikle bir zil. Engin ve Begüm yazdı. Zile gidiyoruz. Yasin sen de git. Bravo. Yasin. Alkışlar Yasin de zilde. Helal olsun. Çok güzeldi. Harikaydı. Baştan sona kostüm, efendim işte dekoru, oyunculuğu, ön oyunu, ortası, sonu. Finalde anne babanın gelişi olağanüstüydü valla. Bir daha bir alkışlayalım ekibimize. Şahaneydi. Çok iyiydi. Koronavirüs olarak da karşımıza çıktın hacı be. Çok ilginç bir şekilde çok yakışmış rol.
Sağ ol abi. Ya çok güzel, mutasyona uğramış halinde öyle. Gerçekten evet, yazarlarımıza tebrik ediyoruz. İkiniz yazdınız birlikte. Evet. Zaten çok da güzel skeçler yazıyorsunuz. Nereden aklınıza geldi? Çok konu da güzel. Var mı böyle bir... Engin sormak istedim. Nereden aklına geldi? Nereden geldi? Sen dedin bana. Ben söyledim. Begüm'e de. Ya bir, ya böyle bir aslında şöyle çıktı fikir. Hani böyle bu korona, yani bu iki yılı görmese ve korona üzerine mi şakalar yapsak diye. Sonra bu fikri çevirdik. Aynen oraya gitti. Çok da güzel olmuş vallahi. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor alkışlarınızla sevgili izleyenler.